Evet arkadaşlar, biz seyir yapıyoruz. Nasıl seyir yapıyoruz? Çok sessiz. Usam ayağını çek. Motor duruyor. Şimdi 1 mil hızla gidiyoruz. Başlangıç 1-1,5 mil. Sessizliği duyuyorsunuz. Tekrardan buraya göstereyim. Motor sıfır. Biz mevcut teknemizi elektrikle getiriyoruz arkadaşlar. Bu bizim çıkma külerden yaptığımız başlangıç seyrimiz. Şöyle söyleyeyim. 1.7. Biz bundan 5 milleri gördük. Ve şöyle söyleyeyim. 5 milleri gördük. Ve şu an teknenin altında en az 3-4 ton midye var arkadaşlar. Bunu göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş durgun havayı seçmişsiniz. Durgun havayı seçtik. Neden durgun havayı seçtik? Olayı görün diye. Biz bunu görmenizi istedik. 1.7. Aynı zamanda bizim buradaki en önemli yaptığımız kısım, sizlere bunu da göstereceğiz. Biz deneyler neticesinde şu an aküyü yani yarıdan aşağıda boş bıraktık. Evet. Biraz sonra akülerimizi bitirmiş olacağız. Sonra buradan marşa basaraktan sistemi, elektrik sistemini deaktif edeceğiz. Atmosferik motorumuz aktif olacak. Basacağız, devam edeceğiz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Denizde elektriğim bitti, yolda kaldım derdim olmayacak. Biz bunun patentini aldık. Seri üretime geçtik. Montajlarımız başladı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Lipo 4 bataryalarla olsun. Diğer bataryalarla. Çok uzun miller gideceğiz. Zaten uzun mil videolarımızı da çekeceğiz. Öyle mi kaptanım? Evet. Maalesef böyle. Az laf çok iş. Aynen. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Dediğim gibi yani biz bu hani güçten mesela buradan limandan çıkıyoruz ve teknenin altı full doluyken ne diyorsun Gülşah kaptanım? Senin de fikrini alalım. Harika diyorum. Huzur var değil mi? Huzur, sessizlik. Huzur ve sessizlik. Şöyle buradan da bir görsel alayım. Evet, limandan çıkıyoruz. Limandan çıkıyoruz. Biz geçenlerde gece limandan çıktık. Sonra ne yaptık kaptanım? Tekrar gezindik. Yanko'ya girdik. Keyfimizi yaptık. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu konuyu tamamen açıklık getirmek istiyorum. Rüzgarlı havada arkamızdan rüzgar aldı, hız yaptık demiyoruz. Arkamıza altımızdan akıntıyı aldık, arkamızdan hız yaptık demiyoruz. Tamamen kalmış bir havada, tamamen aküyle seyir yapıyoruz. Esas konumuz bu. Biz 1.7, 1.6 Tornistan'dan gerimiz, Tornistan'dan ilerimiz, her şeyimiz mevcut. İnanın şu an bir huzur var. Yani biz ne yapıyormuşuz? Rüzgarı arkamıza aldık, hız yaptık. Dalgayı arkamıza aldık, hız yaptık demiyoruz. Akıntıyı altımızdan arkamıza aldık, hız yaptık demiyoruz. Tamamen kalmış havada 6 midye dolu. En az 3-4 ton arkadaşlar. Fazlası var, eksiği yok. Biz bu tonajla milimizi yapıyoruz. Ve şöyle bir aydınlatma yapayım arkadaşlar. Neyin aydınlatmasını yapayım? Şimdi burada en önemli unsur ne biliyor musunuz? Ben mazotla giderken dahi bu tonajla acayip bir yakıt harcıyorum. Boğaz'da evet. 100 litre yakıtı bitirdik. Şeyde, yarışta. Bayağı zor döndüm. Zaten ben bu projeyi 2023 yılında başlamıştım. Biz şimdi burada düğmeye bastığımızda, şimdi hemen
dalgayla karşımıza aldık. Bakın şu an liman girişi karşımızdan dalga alıyoruz. Ve ister istemez tekne sağa sola yalpaya geçiyor. Ama bizim umurumuzda değil. Bizim ne umurumuzda? Biz sessiz bir seyir yapıyoruz. Önce kendimize güveniyoruz. Sonra ürünümüze güveniyoruz. Şimdi biz buradan bu sistemi sökeceğiz. Bu sistemi söktükten sonra hızımızı yani yaklaşık olarak 10 mil civarını çıkartmayı planlıyoruz. Bir kat daha çıkarmayı. Bir kat daha. Ama hani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz burada videomuzu çekiyoruz. Ne için çekiyoruz? Yani arkadaşlar işte biz böyle kötü haldeyken, altı doluyken biz şu milleri yapıyoruz. Hani full dolu akü falan değil. Bakın ne diyorum, açık açık konuşuyorum. Projeler her zaman bir şeydir ya. İkinci el çıkma akülerle biz bunu ittiriyoruz. Yani kendimizi kandırmıyoruz. Şu an mesela aşağı yukarı sıfır akü full şeyden yardırdığınızda her şey farklı oluyor. Hepsini farklı yapacağız. Tekneyi daha da hızlandıracağız. Buradan salınımı göstereyim. Limandan ayrılışımızı göstereyim. Yani biz bu konuyu tarihe taşıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekne salınım yaptığında daha da hızlanıyor esasında. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Dalgalı havada biz çok çok daha da rahat hızlanabiliriz anlamına geliyor. Çünkü niye? O yalpadan, dalgaya giriş çıkışlardan dolayı tekne ivmeleniyor. Tekne ivmelendiği için hani ne oluyor? Hız kazanıyorsunuz. Yani teknenin bir şekilde ağırlığı gitmiş oluyor. Bakın arkadaşlar. Sıfır ses. Ne yapalım? Arzu ettiğiniz zaman atmosferik motora geçebiliriz. Yani şöyle Erdinç Kaptanım. Evet. Burada kimse yabancı değil. Kimseyi kandırmıyoruz. Evet. Bizim gerçeklerimiz nettir. Yani bir gerçek vardır. Neyse o. Şimdi biz kasıtlı bir şekilde akülerimizi bitireceğiz. Yaptığımız ürün arkasındayız. Tabii yani. Ürünün altına imzamızı atıyoruz yani. Çünkü niye? Deniz bu ya. Bakın biz de denizciyiz. Şakası yok bu iş. Hatta burada Kaptan İçem var. Ne diyorsun Kaptan İçem? Böyle bir şeye değer mi? Elektriğe. Ya. Ya. Abi biz kimseden zengin değiliz ya. Gerek yok yani. Elektrikten seyirimizi yaparız. Al işte ya. Al. Şimdi düşünün. Limandan çıkıyorsunuz. 0 lira yakıtla, yani 0 lira bir şeyden kendi enerjinizden gidiyorsunuz. Balığınızı tutuyorsunuz. Buradan Heybeliada Şam Limanı. Tabii. Yani şimdi şöyle. Biz bu ürünü kendimiz kullanalım diye yapmadık. Biz bu ürünü kendimiz yaptık. Ticari amaçla yaptık. Evet. Ama ürünümüzün arkasındayız. Satmak için yaptım. Yani bu projeyi hepimiz için yaptım. Sağ olsun Erdinç Kaptan da benim mekanik işlerime baktı. Sağ olsun. Yani ben beyin oldum. Kendisi benim elim oldu. Ve biz hani ticari amaçla yaptık. Patentini aldım. En önemlisi o. Harçları yatırdım. Patentini aldım. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin. Siparişinizi verin. 15-20 gün içerisinde ürünümüz hazırlansın. Garantimizi verelim. Bedavaya. Hani yelkenler için demiyorum. Bu konu yelkenler, motor yatlar, sandallar, balıkçı kayıkları, denizin üzerinde olan tüm sistemler için, tüm kayıklar için geçerli. Biz hani böyle mekanik olarak bakıyoruz ya, sistem diyoruz. Bot içinde düşünüyor muyuz? Bot içinde tasarımımız var. Hemen onun çalışmasına başlayacağız. Ondan dolayı yani şükürler olsun biz baya baya bu işin üstündeyiz. Hatta şöyle yapayım. Hem şeyi çekilsin, bir de şu küçük telefonda ne kadar çekiyor onu da göstermek istiyorum. Şimdi işten anlayan arkadaşlarımız akünün sesinin azaldığını anlamışlardı. Anlasınlar. Şöyle de göstereyim.
Bakın biz bu halde bile 1.6 gidiyoruz. 1.6 2 mil hızla. Bayağı açıldı. Evet, bayağı açıldı. Çok iyi. Aküler zayıf olduğu halde bu kadar sürekli bir deney aşaması vardı. Şöyle göstereyim ben size. Bir telefonun şeyleri çok az. Bakın akü esasında yavaş yavaş zayıflıyor. Varsın zayıflasın. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ki en önemli şey sistemin hibrit olması. Yani sistem nasıl hibrit oluyor? Biz buradan elektriği aktif ettiğimiz zaman elektrik motoruyla atmosferik motorumuzdan marşa bastığımız zaman da normal yakıtlı motorumuzdan devam etme şansımız var. Şarj konusunda düşünmeyin. Şarj konusunda da geliştirdiğimiz şeyler var. Akü zayıflıyor. Akü zayıflasın. Burada kimseyi kandırmıyoruz. Şu an biz aküleri bitiriyoruz. Yani düşünün ki denizin ortasındasınız. Aküleriniz bitiyor. Arkadaşlar şöyle bir yol vereyim. Aküleriniz bitiyor. Bu kamerayı da şuraya asacağım. Bu burada dursun. Ondan sonra adım adım ya burada gizli saklı bir şey yok. Nedir o? Bu işin bizim proje teknemiz. Biz buradan hemen atmosferik motorun geçişini yapacağız. Ondan sonra bulunduğumuz yere neyle döneceğiz? Yakıt motorumuzdan döneceğiz. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bu video biraz uzun olacak. Ama idare edin çünkü bu önemli bir konu. Kesmeden çekmeye çalışacağım. Bunu da asayım. Bakın belki siz duyarsınız. Yani her şeyi görüp istiyorum. Tamam, kapatabilirsin. Bırak bir. Şimdi biz motorumuzun, akümüzün bittiğini kabul ediyoruz. Aktif edelim ustam şeyi. Şuradan siz de görün. Yani siz tabii böyle gitmeyeceksiniz. Her şeyi buradan dümenden hallediyorsunuz. Ben şimdi video çok uzun olmasın diye hani sadece bu bölümü göstereceğim size. Biz buradan kontrollerimizi de yapıyoruz. Ama artık şey ihtiyacımız yok. Harika bir hava var. Tamam kaptanım. Marşa basıyorum. Yolumuzu veriyoruz. Sanki elektrik motorumuz hiç yokmuş, hiç takılmamış gibi. Seyirimize devam ediyoruz. Bu süre zarfında akülerimiz doluyor. Erdinç Kaptanım'a da çok çok teşekkürler ederim. Sağ olsun. Erdinç Kaptanım'a dedim ki hava çok güzel. Ne yapalım, gelir misin? Onun güzel olduğunu şey yaptı, o da sağ olsun geldi. Evet arkadaşlar, videoyu çok çok uzun tutmak istemiyorum. Biz şimdi atmosferik motor, yani yakıt motorumuzdan limana gireceğiz. Bağlanacağız. Konu budur. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Siparişleri bekliyoruz. Değil mi kaptanım? Evet arkadaşlar, biz seyir yapıyoruz. Nasıl seyir yapıyoruz? Çok sessiz. Ustam ayağını çek. Motor duruyor. Şimdi 1 mil hızla gidiyoruz. Başlangıç 1-1.5 mil. Sessizliği duyuyorsunuz. Tekrardan burayı göstereyim. Motor 0. Biz mevcut teknemizi elektrikle yitiriyoruz arkadaşlar.
Bu bizim çıkma külerden yaptığımız başlangıç seyrimiz. Şöyle söyleyeyim. 1.7. Biz bundan 5 milleri gördük. Ve şöyle söyleyeyim. 5 milleri gördük. Ve şu an teknenin altında en az 3-4 ton midye var arkadaşlar. Bunu göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş durgun havayı seçmişsiniz. Durgun havayı seçtik. Neden durgun havayı seçtik? Olayı görün diye. Biz bunu görmenizi istedik. 1.7. Aynı zamanda bizim buradaki en önemli yaptığımız kısım, sizlere bunu da göstereceğiz. Biz deneyler neticesinde şu an aküyü yani yarıdan aşağıda boş bıraktık. Evet. Biraz sonra akülerimizi bitirmiş olacağız. Sonra buradan marşa basaraktan sistemi, elektrik sistemini deaktif edeceğiz. Atmosferik motorumuz aktif olacak. Basacağız, devam edeceğiz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Denizde elektriğim bitti, yolda kaldım derdim olmayacak. Biz bunun patentini aldık. Seri üretime geçtik. Montajlarımız başladı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Lipo 4 bataryalarla olsun. Diğer bataryalarla çok uzun miller gideceğiz. Zaten uzun mil videolarımızı da çekeceğiz. Öyle mi kaptanım? Evet. Maalesef böyle. Az laf çok iş. Aynen. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Dediğim gibi yani biz bu hani güçle mesela buradan limandan çıkıyoruz ve teknenin altı full doluyken ne diyorsun Gülşah kaptanım? Senin de fikrini alalım. Harika diyorum. Huzur var değil mi? Huzur, sessizlik. Huzur ve sessizlik. Şöyle buradan da bir görsel alayım. Evet, limandan çıkıyoruz. Limandan çıkıyoruz. Biz geçenlerde gece limandan çıktık. Sonra ne yaptık kaptanım? Tekrar gezindik. Edelim. Yanko'ya girdik. Keyfimizi yaptık. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu konuyu tamamen açıklık getirmek istiyorum. Rüzgarlı havada arkamızdan rüzgar aldı, hız yaptık demiyoruz. Arkamıza altımızdan akıntıyı aldık, arkamızdan hız yaptık demiyoruz. Tamamen kalmış bir havada, tamamen aküyle seyir yapıyoruz. Esas konumuz bu. Biz 1.7, 1.6 Tornistan'dan gerimiz, Tornistan'dan ilerimiz, her şeyimiz mevcut. İnanın şu an bir huzur var. Yani biz ne yapıyormuşuz? Rüzgarı arkamıza aldık, hız yaptık. Dalgayı arkamıza aldık, hız yaptık demiyoruz. Akıntıyı altımızdan arkamıza aldık, hız yaptık demiyoruz. Tamamen kalmış havada 6 midye dolu. En az 3-4 ton arkadaşlar. Fazlası var, eksiği yok. Biz bu tonajla milimizi yapıyoruz. Ve şöyle bir aydınlatma yapayım arkadaşlar. Neyin aydınlatmasını yapayım? Şimdi burada en önemli unsur ne biliyor musunuz? Ben mazotla giderken dahi bu tonajdan acayip bir yakıt harcıyorum. Boğaz'da evet. 100 litre yakıtı bitirdik. Şeyde, yarışta. Bayağı zor döndüm. Zaten ben bu projeyi 2023 yılında başlamıştım. Biz şimdi burada düğmeye bastığımızda şimdi hemen dalgayla karşımıza aldık. Bakın şu an liman girişi karşımızdan dalga alıyoruz. Ve ister istemez tekne sağa sola yalpaya geçiyor. Ama bizim umurumuzda değil. Bizim ne umurumuzda? Biz sessiz bir seyir yapıyoruz. Önce kendimize güveniyoruz. Sonra ürünümüze güveniyoruz. Şimdi biz buradan bu sistemi sökeceğiz. Bu sistemi söktükten sonra hızımızı
Yani yaklaşık olarak 10 mil civarını çıkartmayı planlıyoruz. Bir kat daha çıkarmayı. Bir kat daha. Ama hani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz burada videomuzu çekiyoruz. Ne için çekiyoruz? Yani arkadaşlar işte biz böyle kötü haldeyken, altı doluyken biz şu milleri yapıyoruz. Hani full dolu akü falan değil. Bakın ne diyorum, açık açık konuşuyorum. Projeler her zaman bir şeydir ya. İkinci el çıkma akülerle biz bunu ittiriyoruz. Yani kendimizi kandırmıyoruz. Şu an mesela aşağı yukarı sıfır akü full şeyden yardırdığınızda her şey farklı oluyor. Hepsini farklı yapacağız. Tekneyi daha da hızlandıracağız. Buradan salınımı göstereyim. Limandan ayrılışımızı göstereyim. Yani biz bu konuyu tarihe taşıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Tekne salınım yaptığında daha da hızlanıyor esasında. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Dalgalı havada biz çok çok daha da rahat hızlanabiliriz anlamına geliyor. Çünkü niye? O yalpadan, dalgaya giriş çıkışlardan dolayı tekne ivmeleniyor. Tekne ivmelendiği için hani ne oluyor? Hız kazanıyorsunuz. Yani teknenin bir şekilde ağırlığı gitmiş oluyor. Bakın arkadaşlar. Sıfır ses. Sıfır ses. Ne yapalım? Arzu ettiğiniz zaman atmosferik motora geçebiliriz. Yani şöyle Erdinç Kaptanım, evet. Burada kimse yabancı değil, kimseyi kandırmıyoruz. Evet. Bizim gerçeklerimiz nettir. Yani bir gerçek vardır, neyse o. Şimdi biz kasıtlı bir şekilde akülerimizi bitireceğiz. Yaptığımız ürün arkasındayız. Tabii yani. Ürünün altına imzamızı atıyoruz yani. Çünkü niye? Deniz bu ya. Bakın biz de denizciyiz. Şakası yok bu iş. Hatta burada Kaptan İçem var. Ne diyorsun Kaptan İçem? Böyle bir şeye değer mi? Elektriğe. Ya. Elektrik. Abi biz kimseden zengin değiliz ya. Gerek yok yani. Elektrikten seyrimizi yaparız. Al işte ya. Al. Şimdi düşünün. Limandan çıkıyorsunuz. 0 lira yakıtla, yani 0 lira bir şeyden, kendi enerjinizden gidiyorsunuz, balığınızı tutuyorsunuz. Buradan Heybeliada, Şam Limanı. Tabii. Yani şimdi şöyle, biz bu ürünü kendimiz kullanalım diye yapmadık. Biz bu ürünü kendimiz yaptık, ticari amaçla yaptık. Evet. Ama ürünümüzün arkasındayız, satmak için yaptım. Yani bu projeyi hepimiz için yaptım. Sağ olsun Erdinç Kaptanı benim mekanik işlerime baktı, sağ olsun. Yani ben beyin oldum, kendisi benim elim oldu. Ve biz hani ticari amaçla yaptık, patentini aldım. En önemlisi o, harçları yatırdım. Patentini aldım. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin, siparişinizi verin. 15-20 gün içerisinde ürününüz hazırlansın. Garantimizi verelim. Bedavaya. Hani yelkenler için demiyorum. Bu konu yelkenler, motor yatlar, sandallar, balıkçı kayıkları, denizin üzerinde olan tüm sistemler için, tüm kayıklar için geçerli. Biz hani böyle mekanik olarak bakıyoruz her şey, sistem diyoruz. Bot içinde düşünüyor muyuz? Bot içinde tasarımımız var. Hemen onun çalışmasına başlayacağız. Ondan dolayı yani şükürler olsun. Biz baya baya bu işin üstündeyiz. Hatta şöyle yapayım. Hem şeyi çekilsin, bir de şu küçük telefonda ne kadar çekiyor onu da göstermek istiyorum. Şimdi işten anlayan arkadaşlarımız akünün sesinin azaldığını anlamışlardır. Anlasınlar. Şöyle de göstereyim. Bakın biz bu halde bile 1.6 gidiyoruz. 1.6 2 mil hızla. Bayağı açıldı. Evet, bayağı açıldı. Çok iyi. Aküler zayıf olduğu halde tabii bu kadar sürekli bir deney aşaması vardı. Şöyle göstereyim ben size. Bu telefonun şeyleri çok az. Bakın akü esasında yavaş yavaş zayıflıyor.
varsın zayıflasın. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ki en önemli şey sistemin hibrit olması. Yani sistem nasıl hibrit oluyor? Biz buradan elektriği aktif ettiğimiz zaman elektrik motoruyla atmosferik motorumuzdan marşa bastığımız zaman da normal yakıtlı motorumuzdan devam etme şansımız var. Şarj konusunda düşünmeyin, şarj konusunda da geliştirdiğimiz şeyler var. Akü zayıflıyor, akü zayıflasın. Burada kimseyi kandırmıyoruz. Şu an biz aküleri bitiriyoruz. Yani düşünün ki denizin ortasındasınız, aküleriniz bitiyor. Arkadaşlar şöyle bir yol vereyim. Aküleriniz bitiyor. Bu kamerayı da şuraya asacağım. Bu burada dursun. Ondan sonra adım adım ya burada gizli saklı bir şey yok. Nedir o? Bu işin bizim proje teknemiz. Biz buradan hemen atmosferik motorun geçişini yapacağız. Ondan sonra bulunduğumuz yere neyle döneceğiz? Yakıt motorumuzdan döneceğiz. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bu video biraz uzun olacak. Ama idare edin çünkü bu önemli bir konu. Kesmeden çekmeye çalışacağım. Bunu da asayım. Bakın belki siz duyarsınız. Burayı asayım. Yani her şeyi görüp istiyorum. Kapatabilirsin. Bırak bir. Şimdi biz motorumuzun, akümüzün bittiğini kabul ediyoruz. Aktif edelim ustam şeyi. Şuradan siz de görün. Yani siz tabii böyle gitmeyeceksiniz. Her şeyi buradan dümenden hallediyorsunuz. Ben şimdi video çok uzun olmasın diye hani sadece bu bölümü göstereceğim size. Biz buradan kontrollerimizi de yapıyoruz. Ama hiç ihtiyacımız yok. Harika bir hava var. Marşa basıyorum. Yolumuzu veriyoruz. Sanki elektrik motorumuz hiç yokmuş, hiç takılmamış gibi. Seyrimize devam ediyoruz. Bu süre zarfında akülerimiz doluyor. Erdinç Kaptanıma da çok teşekkürler ederim. Sağ olsun. Erdinç Kaptanıma dedim ki hava çok güzel. Ne yapalım? Gelir misin? Onun güzel olduğunu şey yaptı. O da sağ olsun geldi. Evet arkadaşlar videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Biz şimdi atmosferik motor yani yakıt motorumuzdan limana gireceğiz. Bağlanacağız. Konu budur. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Siparişleri bekliyoruz. Değil mi Kaptanım?